Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali üzerinden büyük bir gerilim başladı. Ukrayna tarafı Rusya'nın bu santrali bombalayacağını iddia ederken Rusya tarafı Ukrayna'nın bombalayıp suçu Rusya'ya atacağını ve dünyadan bu şekilde destek isteyeceğini söyledi. Bu gerilim sırasında tabii ki hala acıları devam eden Çernobil Ülkemizde herkesin aklına gelmeye başladı. İşte bugün bu yüzden tam olarak nükleer santrale herhangi bir olası saldırının Türkiye üzerindeki etkilerini bilimsel olarak size anlatmaya çalışacağım ve birlikte detaylarıyla bunu inceleyeceğiz. Dünya üzerinde çoğu insan ilk olarak nükleer reaktörlerin bulunduğunu ve daha sonra nükleer silahların bulunduğunu düşünüyor ama aslında durum pek böyle değil. Alman asıllı fizikçi Heisenberg ilk olarak nükleer fizyonu yani atomu parçalamayı keşfetti. Bundan sonra Amerikalı ama yine Alman asıllı olan Oppenheimer Manhattan Project isimli projeyle birlikte ilk nükleer silahı buldu ve 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Hiroshima ve Nagasaki'ye iki tane atom bombası attı. Bunun üzerine bu silahların yıkıcı etkilerini gören dünya aslında bu gücün enerji üretmek için nasıl kullanılabileceğini araştırmaya başladı ve yıllar süren araştırmanın sonunda nükleer enerji elektrik üretmek için de kullanılabilir fikri onaylanmış oldu ve bu sayede günümüzde nükleer santraller kurulmaya başlandı. Aslında prensipte nükleer santrallerin elektrik üretme yöntemi diğer bütün enerji santralleriyle oldukça benzer. Burada gerçekleşen şey bir yakıtınız var. Bu yakıtı kullanarak suyu ısıtıp bu buhara çeviriyorsunuz. Buhara dönüşen su türbinin içinden geçiyor, türbini çeviriyor, dönen türbin jeneratörü çeviriyor ve bu şekilde elektrik üretmiş oluyorsunuz. Doğal gaz santrallerinde doğal gaz yakılarak bu su buhara dönüştürülürken, kömür santrallerinde kömür yakılarak bu su buhara dönüştürülüyor. İşte nükleer santrallerde de nükleer enerji kullanılarak su ısıtılıyor ve buhara dönüştürülüyor. Yani temel prensip olarak oldukça basit ama nükleer olarak enerji elde etmenin yöntemi biraz daha karmaşık. Nükleer fizyondan gerçekleşiyor bu olay. Nükleer fizyon dediğimiz

bir atomun parçalanarak iki farklı elemente, iki farklı atoma dönüşmesi. Bu parçalanma sırasında oldukça büyük bir enerji açığa çıkıyor. Örneğin nükleer reaksiyonla elde ettiğiniz enerji, kimyasal reaksiyonla elde ettiğiniz enerji de bir atom başına baktığınız zaman 50 milyon kat daha fazla. Yani nükleer reaksiyon çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve bu ışıma da bu enerji verimi de aslında radyasyonla gerçekleşiyor. İlk olarak radyasyon dediğimizde şöyle bir olay var. Herkes çok şeytani, çok kötü bir şey olarak düşünüyor radyasyonu. Ama radyasyon aslında sadece bir tip ısı transferi şekli ve aslına bakarsanız hayatta kalmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi. Örneğin güneşin dünyayı ısıtmasının yöntemi radyasyon. Dünya ısınmıyor olsaydı biz tabii ki hayatta kalamıyor olacaktık. Bu yüzden radyasyonun tiplerini anlamak ve öğrenmekte oldukça önemli. Radyasyona baktığınız zaman bu bir skala. Bu skalanın iki ucu var. Bu iki uç enerjisi düşük olan tarafta iyonize olmayan radyasyon ve enerjisi yüksek olan tarafta iyonize radyasyon olarak geçiyor. Enerjisi düşük olan tarafa bakalım. Bu günümüzde kullandığımız bütün teknolojileri neredeyse mümkün kılan taraf. Burada kullandığımız cep telefonu sinyalleri, Wi-Fi sinyalleri, evimizde kullandığımız mikrodalgalar, güneş ışığının dünyayı ısıtması dediğim gibi, gözümüzde görebildiğimiz ışıklar, aydınlatmayı sağlayan ışıklar tamamen iyonize olmayan radyasyon tarafında bulunuyor. Bu da şu demek aslında. Bu tarafta gerçekleşen ışımalar atomları ve molekülleri parçalayacak enerjiye sahip değil. Örneğin mikrodalgaya tek gerçekleşen şey atomların, moleküllerin titreşerek ısınması ya da sinyal aktarmak için bu iyonize olmayan tarafı kullanıyoruz. Yavaş yavaş iyonize tarafa geçtiğiniz zaman enerji yükseldikçe göreceksiniz. Örneğin ilk göreceğiniz şey ultraviyole ışık. Yani güneş kremi kullanmamızın sebebi güneşten gelen ultraviyole ışınlar artık iyonize olmaya başlıyor. Bu yüzden sizin deri hücrelerinizi parçalamaya başlıyor. içindeki DNA'ya zarar verebilmeye başlıyor. Bu yüzden de çok uzun süre güneş altında kaldığınızda yanıyorsunuz. Hatta bunu çok uzun süre boyunca yaparsanız deri kanseri gibi sonuçlara sebep olabiliyor. Biraz daha ilerlediğiniz zaman X-ray görüyorsunuz. Yine X-ray devamlı olarak çekildiğiniz zaman kansere sebep olabilen, oldukça zararlı olabilecek bir işin olmasına rağmen günümüzde medikal olarak kemiklerimizi incelemek için kullanılıyor ve bir nevi hayatımızdan çıkaramayacağımız bir teknoloji haline gelmiş durumda. İşte burada bu skalaya baktığınız zaman en uçta göreceğiniz şey nükleer radyasyon olacak. Nükleer radyasyon en yüksek enerjiye sahip ve iyonizenin en ucu. İyonize radyasyonun enerjisi o kadar yüksek ki atomlara ya da moleküllere çarptığı zaman atom altı parçacık atomdan ayırabiliyor. Yani çok basitleştirirsek atomu resmen parçalayabiliyor olarak düşünebilirsiniz. Zaten iyonizenin kelime anlamı da atomdan elektron kopardığı için aslında bu demek. İşte bütün risk burada başlıyor. Çünkü iyonize bir ışıma nasıl atomlardan parça koparabiliyorsa aynı şekilde canlılardaki hücreleri parçalayabiliyor ya da DNA'yı kırabiliyor, DNA'yı yok edebiliyor, mutasyona uğramasına sebep olabiliyor, kansere sebep olabiliyor. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde biraz daha detaylıca anlatacağız. Tabii ki bu öyle bir giriş yaptıktan sonra yavaş yavaş herhangi bir Ukrayna'da oluşacak nükleer felaketin bize nasıl etkileri olabileceğini anlamak için biraz da radyasyonun nasıl enerji ürettiğini ve insan üzerindeki etkilerini anlamak lazım. Bu da şu şekilde günümüzde reaktörlerin neredeyse hepsinde yakıt olarak uranyum 235 kullanılıyor. Uranyum 235 denmesinin sebebi uranyumun bir izotopu olması. Basitleştirmek gerekirse doğal olarak bulunan uranyumun yüzde biri yaklaşık bu izotop ve gerçek yakıt bu yüzde biri olarak bulunuyor. Eğer siz silah ya da yakıt yapmak istiyorsanız bunu zenginleştirmeniz gerekiyor. Bu %1 oranını arttırmanız gerekiyor ki silah ya da yakıt olarak kullanabilin. Burada gerçekleşen şey de şu. Radyoaktif malzemeler kendi doğaları gereği stabil olmayan malzemelerdir. Örneğin uranyum 235'e de bir nötron fırlattığınız zaman yani bir atom altı parçacığı fırlattığınız ve vurduğunuz zaman onu uyarmış oluyorsunuz. Ve bu uyarılmanın sonrasında gerçekleşen şey ise stabilliğini oldukça kaybettiği için uranyumun bir anda iki farklı atoma bölünmesi ve bu bölünme sırasında ortaya 3 nötron daha çıkarıp enerji vermesi gama ışını olarak yani radyoaktif ışın olarak. Ve tahmin ederseniz ki bir nötron ile bombaladığınız 3 nötron ortaya çıktı. Siz bunu büyük bir uranyum kabının içinde yaptığınız zaman ortaya çıkan 3 nötron 3 farklı uranyumu tetikliyor ve bu uranyumlarda bölünüyor. Ortaya 9 nötron çıkıyor. Bu da böyle giderek gittikçe katlanıyor ve aslında Nükleer silahın tamamen mantığı bu kendi kendine zincirleme bir reaksiyon başlayarak bir anda oldukça büyük bir patlama oluşuyor. Enerji elde etmek için sizin bunu kontrol altına tutmanız lazım. Çernobil'in tam olarak nasıl gerçekleştiğini detaylı olarak anlatmayacağım ama Çernobil'de olan sorun buydu işte. Bu reaksiyonu bu zincirleme reaksiyonu kontrol altına tutamadıkları için reaktör kritik hale geldi ve patladı. Tabii ki bu patlama sırasında da bahsettiğim ışımalardan yani bütün canlılara zararlı ışımalar o kendi kendine zincirleme reaksiyonla gerçekleştiği için bütün etrafa salındı ve bunun aşamasal olarak aslında belli belirtileri var. Eğer siz reaktöre çok yakınsanız örneğin Çernobil durumunda bakalım. Patlama sırasında reaktörün yanında bulunduysanız ve ısıl etkilerden hayatınızı kaybetmediyseniz gerçekleşen şey şu oluşan radyoaktif ışımalar sizin hücrelerinizi parçalamaya başlayacak ve bir nevi içten yanma başlayacaksınız. Biraz daha şanslıysanız bu kadar yakında değilseniz, biraz daha uzaktaysanız bu ışımalar belki de hücrelerinizi içeriden kaynatacak enerjiye sahip olmayacak. Ama örneğin vücudunuzdaki ak yuvarları parçalayacak ve vücudunuzun bütün savunma mekanizmasını etkisiz halde bırakacaktır. Dahası vücudunuz kendi ak yuvarlarını onaramayacak çünkü DNA'larınızın hepsi vücudunuzda parçalanmış olacak. Bir nevi vücudunuzun kendini onarması için gereken reçeteyi vücudunuz kaybetmiş olacak ve artık bunu başaramıyor olacaktır. O yüzden radyasyon zehirlenmesi olarak geçen şey aslında oldukça korkunç bir şey. Diyelim ki patlama sırasında reaktörün yanında değildiniz. Örneğin daha sonra reaktörü söndürmek için gelen askerler ve itfaiyeciler. Bu durumda da etrafta çok fazla hala reaksiyon yavaş yavaş da devam ediyor olacağı için atık bulunacak hem de yakıt bulunacaktır bunu söndürmeye çalışıyorken burada ışıma devam edecek ve bu ışıma yüzünden siz yine yavaş yavaş zehirleneceksinizdir. Vücudunuzdaki DNA'larınız parçalanacak, mutasyona uğrayacak ve sizi kanser yapacaktır bu durumda. Tabii ki bu bahsettiğimiz her şey çok kısa sürede etkilerini gösteren şeyler. Geçmişe baktığınız zaman nasıl oldu da binlerce kilometre uzakta biz Türkiye'de döneminde Çernobil'de yaşanan felaketin etkilerini hissetmeye başladık. Bunun da açıklaması aslında şu. Reaktörün içindeki radyoaktif atık ve yakıtlar havaya karıştı. İlk başta uzakta olduğu için risksiz görünmeye başlamıştı o dönemlerde ama daha sonra rüzgarın dönmesiyle birlikte bütün bu radyoaktif malzemeler Karadeniz dönünden Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu havayla beraber taşınan malzemelerin etki etmesinin iki yöntemi var. Bir tanesi dediğim gibi zincirleme reaksiyon olduğu için reaksiyon kendi kendine aslında devam ediyor olacak. Diğer bir taraftan baktığınızda da radyoaktif malzemelerin hepsi dediğim gibi stabil olmayan malzemeler. Bu yüzden belli bir süre içinde kendi kendilerine de bölünüyorlar ve ışıma yapıyorlar bekledikleri yerde. Zincirleme reaksiyon tarafı gerçekten insana çok zararlı olan gamma ışınlarını yayıyor dedim. Bir de kendi kendine yavaş yavaş bölünürken çıkardıkları iki farklı ışıma daha var. Alfa ve beta olarak geçiyorlar. Yine detayına girmeyeceğim baş tutmak için ama alfa ışıması örneğin kendi kütlesi büyük olduğu için insan derisini geçemeyecek bir boyuta sahip. Yani siz alfa ışınması yapan bir malzemeyi elinize aldığınız zaman aslında size hiçbir zararı olmayacaktır. Elinizde sorunsuz bir şekilde tutabilirsiniz. Buradaki sorun şu. abaya toz olarak karıştığı zaman biz bunu soluyoruz. Soluduğumuz zaman bütün bu alfa aşıması yapan toz ciğerimize geçiyor ve bu durumda vücudumuzun içinden dışarıya çıkamıyor oluyor. Vücudumuzun içinde akciğerimizde toz olarak kalan Işıma yapan bu radyoaktif malzemeler devamlı olarak akciğer hücrelerimizde bir ışıma gerçekleştiriyor. Onlara hasar veriyor, DNA'sına hasar veriyor, mutasyon uğramasına sebep oluyor ve akciğer kanserine sebep oluyor. İşte ülkemizdeki uzun vadeli etkileri bu şekilde görüldü. Aynısı solumadığınız dönemde yağmurla toprağa indiği zaman yediğiniz sebzelerde içtiğimiz çaylarda sindirim sistemimize karışıyor ve aynı şekilde mide ve bağırsak kanserine sebep olabiliyor. Ya da radyoaktif iyot tiroidlerde biriktiği zaman tiroid kanserine sebep olabiliyor. İşte ülkemiz bu yüzden çok uzun seneler boyunca Çernobil'den sonra yüksek kanser oranıyla savaşmaya başladı. İçinizi bu kadar kararttıktan sonra biraz daha az karamsar taraflara bakmaya başlayalım. Çernobil felaketinde kullanılan reaktör, RBMK olarak geçen bir reaktör tipi ve bu reaktörün şöyle bir durumu var. Aslında pek stabil değil ve aynı zamanda kendisini çevreleyen bina reaksiyonu ve atığı içinde tutmak konusunda çok iyi bir çevreleyici değil. Bu Zaporizhia reaktörüne baktığınız zaman bu reaktör Avrupa'nın en büyük reaktörü dünyanın en büyük 10 reaktöründen bir tanesi ve kendisi PWR yani basınçlı su teknolojisinde çalışan bir reaktör. Tanım olarak PWR RBMK'den çok daha güvenli bir reaktör. Çünkü içinde kullanılan su soğutucu olarak da işlev gördüğü için su tamamen boşaldığında içindeki nötronlar çok hızlanıyor ve çalışma prensibi olarak reaktör kullanım dışı kalıyor. Yani siz soğutma sıvısını kaybetmeye başladığınızda reaktör bir nevi kendi kendini kapatıyor. Ayrıca çevresindeki koruma kalkanı çok daha güçlü. Yaklaşık 75 santimden oluşan güçlendirilmiş çelik ve beton kullanılıyor bu koruma kalkanının içinde. Yani dışarıdan saldırılara çok daha dayanıklı. Aynı zamanda içeride gerçekleşecek bir felaketi içeride tutmak konusunda çok daha iyi. Bu yüzden bu reaktöre gerçekleşecek bir saldırının reaktörün temeline hasar vermesi çok olası değil. Bu ancak ve ancak şöyle gerçekleşebilir. Reaktörün yardımcı elementlerine, komponentlerine saldığı düzenlendiği zaman, örneğin reaktöre enerji veren jeneratörler, su pompaları vesaire hasar gördüğü zaman reaktör yine kritik duruma geçebilir. Ama dediğim gibi en azından PWR reaktörleri soğutma sıvısını kaybettikçe kendi kendini kapatan, reaksiyonu sonlandıran tipte reaktörler. Bu bakımdan Çernobil'de yaşanan kadar katastrofik bir felaketin ortaya çıkması daha düşük bir ihtimal. Aynı zamanda dünyanın nükleer felaketler konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden ne Ukrayna ne Rusya'nın böyle bir adım atacak kadar gözünü kararttığını ben düşünmüyorum. Ama tabii ki bu işin siyasetine ya da savaşta ne olur mantığına girmeyeceğim bu videoda. Size sadece bilimsel olarak bunun etkilerini ve bunun nasıl gerçekleşebileceğini anlatmak istedim. Tam olarak senelerce biz bu Çernobil'in etkisini nasıl gördük bunu anlatmak istedim. Umarım bu konuda başarılı olabilmişimdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz iseniz beğen butonuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi başka sosyal medya mecralarından takip ederek daha pratik bilgilere hızlı bir şekilde erişim sağlamış olursunuz. Bu videoda anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.